Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bugün sizler için hemen masanın üstünde gördüğünüz Motorola Moto 360 360 derece kamerayı inceliyorum. Şimdi bu kamera bildiğimiz üzere aslında kamerayı anlatmadan önce birazcık Moto Mod konusundan biraz bahsetmek lazım. Motorola bildiğimiz üzere geçtiğimiz yıllarda Motorola Lenovo tarafından satın alınan bir marka. Bu satın alma ile beraber büyük bir değişime aslında da girdi. Çok güzel, çok şık, çok kaliteli telefonlar üretti. Geçen sene piyasaya sürüldü bu telefonlar. Yani telefonlar yeni değil, onu söyleyelim. Ama bu Moto Mod dediği daha doğrusu Lenovo'nun telefonun arkasına takılarak kullanılan farklı aksesuarlar yeni. Bunların sayısı yavaş yavaş artıyor. Bir hoparlör sistemi çıktı, bir kamera sistemi çıktı, bir projeksiyon sistemi çıktı. Bizim teste gelen ürünümüz ise hemen şöyle elimde tutmuş oldum. Şöyle de göstereyim. Moto 360 kamera. Şimdi bu kamera sadece ve sadece Motorola'nın uyumlu modelleriyle kullanılabiliyor. Bunu söyleyeyim. Bunlar hangi modeller? Moto Z birinci model. İkincisi Moto Z2 Play. Üçüncü model ise Moto Z Play. Yani toplamda 3 tane makineyle, 3 tane telefonla beraber kullanabiliyorsunuz. Cihaz tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani bir pili yok, bir şeyi yok, bir girişi yok, bir bağlantısı yok. Bağlantı yuvaları hemen bütün Moto Mods'larda olduğu gibi alt kısımda telefona takılacak şekilde bir burada bayağı bir kontak noktası var. Bakayım 2, 4, 6, 8, 8 tane bu tarafta var. 2, 4, 6, 8 tane de bu tarafta var. 16 tane üst kısımda var. Bir de aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de aşağıda var. Yani toplamda 24 tane bağlantı yuvası var. Bu bağlantı yuvalarının karşılığı da yine cihazın üzerinde bulunuyor. Nasıl takıyoruz peki? Hemen onu göstereyim. Önce arka kapağı çıkartıyoruz. Arka kapak zaten böyle çıkartılabilir bir şekilde tasarlanmış. Hemen pıt diye çıkıveriyor. Çıkardık. Moto 360 kameramızı böyle taktık. Takıldı hemen bakın. Zaten hemen takar takmaz da şöyle diyor bakın. Ekranda şunu da göstereyim. Ne diyor? Moto 360 kamera ile canlı yayına başlayın. Moto 360 kamera 360 derece canlı yayın yapabilir. Play Store Moto Live Stream uygulamasını yükleyerek diyor işe koyulun diyor. Hayır teşekkürler ya da yükle diyeceğiz biz. Şimdilik bunu hayır teşekkürler diyelim, işimize bakalım. Moto 360'ın arka yüzünde bir adet düğme bulunuyor. Aslında bu gizli bir düğme. M harfinin yani Motorola logosunun olduğu yer aslında bir düğme. Bu düğmeye bastığınızda kamera uygulaması çalışıyor ve siz de hemen Moto 360'ı kullanmaya başlıyorsunuz. Tabi bunu yapabilmemiz için cihazın buraya takılı olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra düğmeye basarsak eğer kamera çalışıyor. Hemen şu andan basıyorum ben. Şu an bastım ve hemen kamera çalıştı gördüğünüz gibi. Ve bu kameraya bastığınızda fotoğraf vesaire çekiyor. Şu an mesela bir bakın. Açıkken kamera tabi. Şu an çekti gördüğünüz gibi. Yani bu düğmeye basarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kamera uygulamasından da direkt kullanabilirsiniz. Bu bakımdan güzel bir opsiyon olmuş o. Ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak karşımızdaki model Moto 360 4K 24 FPS video çekebiliyor. Onu baştan söylemiş olalım. Kameralarımız 13 önde, 13 arkada olmak üzere 2 adet kameramız bulunuyor. F2 0 diyaframımız var. Bu diyafram açıklığı fena değil ama biraz sonra bazı detaylar söyleyeceğim. 3D ses kaydı yapıyor ve tak çalıştır özelliği var. Yani Motorola'nın az önce söylediğim telefonları varsa herhangi bir yazılım bir şeye takmadan takar takmaz çalışmaya başlıyorsunuz. Bu anlamda iyi olduğunu söyleyeyim. Şimdi bunu taktık. Nasıl kullanacağız? Şimdi o kısmına gelelim. Dediğim gibi ekstra bir donanımsal bir şey özelliği yok. Üzerinde pili yok. Doğrudan takılan bir kamera eklentisi gibi düşünün bunu ama fiziksel bir kamera. Bu kameranın üst kısmında iki tane kameramız var. Bir tanesi doğal olarak arkayı görüyor. Bir tanesi önü görüyor. Şu kısımda cihazın üst kısmında küçük bir led var. Video kaydında geçtiğinizde bu led kırmızı renkli yanıyor. Böylece video yani kayıtta olduğunuzu en azından dışarıdan baktığınızda anlaşılabiliyor. Cihazın kullanımı kolay. Kamera kısmını açıyoruz. Açarken zaten eğer Motorola 360 takılıysa size hemen evet şu anda açıldı. Moto 360 ile açıyor.
kamera takılıyken ana kameraya, yani cihazın kendi kameralarına geçiş yapabiliyorsunuz. Burada sol kısımda bir ok işaretleri mevcut. O ok işaretlerine bastığınızda telefon kamerası veya 360'dan seçim yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, gayet başarılı. Yani buradan baktığımızda ben mesela şu an bakıyorum, evet, her tarafı görebiliyorum. Birkaç farklı modda görebiliyorsunuz. Bir dünya simgesi var kameranın kısmında. Oraya bastığımızda ön kamerayı ayrı, arka kamerayı ayrı görüyorsunuz. Bir kere daha bastığımızda ise arka kamerayı tamamı, gördüğümüz tamamı alanın alt kısmında yayıyor. Bir de arka kamerayı gösteriyor. Bir kere daha bastığımızda yine tek bir görüş açısıyla bir dünyayı görmüş oluyoruz. Şimdi hem fotoğraf çekebiliyorsunuz tabii haliyle, hem de video. Fotoğraf çektiğimizde, şimdi çektim ben fotoğraf. Fotoğrafı çektik. Bu 360 derece fotoğraflardan oluyor. Yani fotoğrafı böyle sağa sola hareket ettirerek etraf içinde gezebiliyorsunuz. Her tarafını görüyorsunuz. Şimdi ben bir tane fotoğraf çektim mesela. Onun içinde geziyorum şu anda. Ha, güzelmiş. Artı bir de video modumuz var. Video modunda ise şöyle açalım. Video modumuza geçelim. Video modunda ise yine 360 derece video çekiyorsunuz. Şimdi bu tarz videoları her yerde oynatamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Ama telefonun kendisi oynatıyor, onda bir sorun yok. Fakat bunu siz başkasıyla paylaşmak istediğiniz zaman YouTube'da vesaire, Facebook gibi yerlerde ancak paylaşabiliyorsunuz. Çünkü neden? Desteklemesi lazım platformu. Platform desteklemiyorsa bu videoyu ya da fotoğrafı göremiyorsunuz. Şu an ben bir video çekeceğim. Birazdan ben çektiğimiz videolardan bazı bir iki örnek sizle paylaşacağım. Ama tabii bu videonun içinde veremeyeceğiz onları, onu söyleyeyim. Sadece ekran görüntüsü anlamında belki gösterebiliriz. Yine videolarımızı da böyle istediğimizi çekebiliyoruz. Videoları izlerken de 360 derece dönebiliyoruz. Ben genel olarak cihazı beğendim. Fiyatı 699 TL. En azından biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte 699 TL idi. Ben ürünü beğendim. Çok pahalı, çok daha pahalı ürünler de, çözümler de var bu arada. Yani bağımsız bir 360 derece kamerası almak istiyorsanız 1000-1500 liraya gözden çıkarmanız gerekiyor minimum, öyle söyleyeyim. Ricoh'un falan ürünleri mesela 1500-2000 liraya yakın bir fiyata satılıyorlar. Böyle bir kamerası var. O yüzden biraz pahalı ürünler olduğunu söyleyeyim. Bunu uygun bir fiyata veriyor Motorola. Güzel yapmış ama onun da bazı handikapları var. İsterseniz birazdan onlara da değineyim. Önce biraz örnek fotoğraf videoları biraz bakalım. Dediğim gibi onları tam anlamıyla veremeyeceğiz size ama en azından bir fikir verecek şekilde çekimler yapacağız. Ardından ürünle ilgili beğendiğim ve beğenmediğim özellikleri size burada aktaracağım. Şimdi Moto 360'ın genel olarak beğendim. Evet, onu baştan söyleyeyim. Dedim ki fiyatın da benzerlerine göre, rakiplerine göre makul olduğunu düşünüyorum. Örneğin Facebook'ta veya canlı yayın uygulamalarında, az önce videonun başında söyledim, 360 derece canlı video çekebiliyorsunuz. O güzel. Uygulama üzerinden de yapabiliyorsunuz bunu. Facebook'ta vesaire de desteklediği yerlerde de yine kullanabileceksiniz. Onu da söylemiş olayım. Nelerini beğendim? Dediğim gibi sosyal medyada 360 derece video canlı yayın yapabilme özelliği güzel. Bunun dışında 4K desteği veriyor olması güzel ve kullanımının kolay olması, ben beğendim. Nelerini beğenmedim? Bağlantı yerleri, videoyu izlerken de zaten görüyorsunuz. İki kameranın, sonuçta buradaki iki kamera görüntü birleştiriliyor 360 derece görüntü oluşturmak için. İki kameranın bağlandığı yerler biraz belli oluyor. Yani bir renkten belli oluyor, o geçişlerden biraz belli oluyor. O biraz hoşuma gitmedi. Bir de düşük ışık performansı biraz daha iyi olabilirdi. Yani F2 diyafram var demiş ama Motorola sağ olsun yapmış, ama
Tabi her şey diyaframla bitmiyor. Bir parça biraz daha performansının daha iyi olmasını beklerdim. Evet, ürünle ilgili yorumlarım böyle ama dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Bu cihaz sadece Motorola'nın bu az önce bahsettiğim uyumlu telefonlarla beraber çalışıyor. Yani öbür gün bu telefon end of life olduğunda, yani artık kullanım ömrünü tamamladığında bu aksesuarı ne yapacaksınız, o biraz soru işareti. Her ne kadar Motorola ben bu tarz aksesuarları desteklemeye devam edeceğim dese de yani yeni model buna uyumlu olacak mı, aynı boyutta olacak mı, bu buraya uyacak mı gibi birçok soru işareti var. Hani bu soru işaretleri birazcık kullanıcıların kafasını karıştırabilir. Ben de bu konuda bir uyarıda bulunmuş olayım. Evet, artısıyla ve eksisiyle bir incelemenin daha sonuna geldik. Gerek bu inceleme ile ilgili, gerekse diğer incelemelerimiz ve içeriklerimizle ilgili her türlü görüş, eleştiri ve yorumlarınızı bu videonun altına yazabileceğiniz gibi bize teknolojioku.com adresinden de iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte, farklı bir çalışmada karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.